Fiba Kadınlar Eurocup 8'i final karşılaşması rövanş maçında temsilcimiz Homantakye Belediyesi Rus ekibi PC Kişiye Vakata Valaguda'ya 73-46 yenilerek kupaya veda etti. Homen Tantake Belediyesi Fiba Kadınlar Eurocup 8'de finallerde ilk maçta Antakya'da 79-61 yendiği ve önemli bir avantaj yakaladığı rakibi Kışıya Vakata-Valaguda takımına deplasmanda 27 sayı farkla boyun eğdi. Maça iyi bir başlangıç yapan Homen Tantake Belediyesi, rakibi karşısına farkı açmayı başarsa da çabuk toparlanan el sahibi Kışıya Vakata farkı eritti ve periyot 11-13 Homen Tantake Belediyesi sporun üstünlüğüyle sona erdi. Aynı tempolu oyun ikinci periyotta da devam ederken ev sahibi ekip Kışıya Vakata üstünlüğü yakalamayı başardı. Özellikle periyodun son dönemlerine doğru farkı aşan Kışıya Vakata devreyi de 32-23 önde tamamladı. Üçüncü periyotta oyundan düşen Homen Tantakya spor rakibi karşısında etkisiz kalırken farkın açılmasına da engel olamadı ve Rus ekibi Kışıya Vakata Valaguda final periyoduna 51-35 önde girdi. Maçın final periyodunda kontrolü tamamen ele alan Kışıya Vakata Valaguda sert savunmasıyla farkı korudu ve maçtan 73-46 galip ayrıldı. Böylelikle Moment Antakya Belediyesi tarihinde ilk defa mücadele ettiği FIBA Kadınlar Euro Kaba finallerinde veda ederken Rus ekibi ise çeyrek finale adını yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Moment Antakya Spor baş antrenörü Hakan Ecer yaptığı açıklamada takımımız ilk kez mücadele ettiği Avrupa Kupalarında çeyrek finalin kapısından dönmüştür. Bizler için çok iyi bir tecrübe oldu. İlk maçta iyi bir avantaj Elde ettiğimiz rakibimiz karşısında oyuna iyi başlamamıza rağmen tempomuzu maç sonuna kadar sürdüremedik ve bu yıl için Avrupa'ya veda ettik. Bu noktaya kadar gelen oyuncularımızı verdikleri mücadeleden ötürü yürekten kutluyorum. Nikte ve Türkiye kupasında yolumuza devam edeceğiz dedi.